da bunlar. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Ya. Ya tanırım. Ya tanırım ya. Ya çok utanıyorum. Ne yapıyorsunuz ya, iyi misiniz? Ne demek lan 2 gün? Ne demek lan 2 gün ayrılık? Hayırdır? Hayırdır diye sorarlar adama. Hayırdır derler. Bir sıkıntım var, bizimle ilgili bir problem mi var derler. Sorarlar yani. 5 gün yayın. Bakalım inşallah. İnşallah efendim, inşallah hepiniz iyisinizdir vallahi. 2 gün görüşemedik ama dediğim gibi. Ödül törenine gittim ben. Ben ödül töreni sundum. İzlediniz mi? Hı? Beni izlediniz mi? Beni nasıl buldunuz sunuculuğumu? Bir ara dayanamayıp sahneye atlayıp dans ettim. Dayanamadım. Vallahi dayanamadım ya. Vallahi kendimi fırlattım yani sahnelere. Bir de orada seyirci de aslında çok coşkuluydu ama chatte sürekli şey yazıyorlardı. İşte bilmiyorum, seyirci duruyor bilmem ne. Keşke Göksel'ini görseydiniz. Göksel'in gelmiş etkinliği. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben sunuculuğun da altından bir tık da olsa kalktığımızı düşünüyorum efendim. Onu da hallettik inşallah. Hep beraber. Hep beraber ondan. Siz neler yaptınız ya 2 gün boyunca? Keyfiniz yerinde mi bari? Kız niye nur gibi parlıyorsun? Highlighter mı? Yoo, hayır. Hayır. Hiçbir şey sürmedim. Ya her zaman gibi göz altı kapatıcım. Tabii ki de biliyorsunuz. Göz altı kapatıcım olmadan ben bir hiçim. Çünkü yani o kadar süre Allah var. Siz de yayın açsanız sizin de göz altlarınız şey olur diye düşünüyorum. Bu artık genetiğinde çok ötesinde bir şey yani. Pera Palas'ı hala izleyemedim. Ne olur bana Pera Palas demeyin. Lütfen. Dün gece izlerim diye açtım ama artık yolda o kadar yorulmuşum ki, yani daha doğrusu hem sahnede çok yorulmuştum. O gün içerisinde çok yoruldum. Ertesi gününe de bir de yol yorgunluğu da bindi üstüne. Ben dün direkt olarak uyumuşum ya. Anında uyumuşum. Pera Palas izledim mi? Vallahi bilmiyorum. Bence izlenir. İzlenecek bir diziye benziyordu. Demiş ki bu. Kırmızı balık muhteşem. Bu aralar TikTok'ta çok iyi şeyler bulduğumu düşünüyorum. Mesela şunun muhteşemliğine bakar mısınız? Böyle oklavaya takılmış yufka gibi. Ya var ya. Var ya. İllallah ettim bu maskeler. İllallah. İllallah. Ettim artık. Tabii ikisi bunu. Bu ne böyle? Oklavaya takılmış yufka gibi. Ya var ya. Var ya. İllallah ettim bu maskeler. İllallah. İllallah. Ettim artık. Müthiş bir insan devireceğim ya. Allah'ım devireceğim. Şahsi arkaya atıyor. Bir şey yazacağız. Beni gene bitirdi, gene bitirdi beni ya. Ay beni öldürdü bu ya. Oğlum benim TikTok keşfetim dünyanın en iyi TikTok keşfeti. En iyisi bende. Niye böyle bir internet? Ay. Adnan'ı şeker yaladığı yer ya. Yazıklar olsun sana. Puh, yazıklar olsun sana. Allah'ım. Stolandırılırlar ya. 21-20 civarları. Mehmet dakikasını atmış mı bana peki? Yo, atmamış. Niye yalan konuşuyor bu çocuk? Yalan uyuyor oldu ha bunda. Şimdi attı. Dakikasını söyle Mehmet. Heh. Dersiniz ama Kadıköy'de de karşılaşabilir bunlarla. Dur bakayım. Burada ne oluyor? Aa Ceyda, eğer yakalarsam adamın elindeki bütün parayı mı alıyorum? No foto mu? Bir dakika gel bakayım, çözmeye çalışalım. Orta. Hayır, orada. Ha, ben veriyorum ya. Dur. How much? 100 how much? Look the ball, look the ball. 3-5. Yes. Yes. Aa yine gitti. İyi ki girmemişim. Yok ya. Look the ball, look the ball. Turkey. Ha? Aa. Belli zaten. Dedim ya sana okay. Arkadaş diye. Şu an çok kötü oldum. Ay dur ya, bir dakika, dolandırıldım. Adamın arkadaşıymış hepsi. Aşkım anlamadın mı bunu? Anlamadım. Aç çabuk, bunu hepsini anlatacağım. Az önce çektiği şey Fırat'ın.
gaza geldi hemen. Ben bir iki taneyi söyledim. Bu dedim orta yan falan filan dedi. Bu dedi ki ben vereceğim dedi girdi. Ama adam böyle yaptı bak. Veriz de bol, veriz de bol dedi. Aşkım Aram veriz de bol, veriz de bol. Ver parayı dedi. Seni dahil etmeye çalışıyor. Bu ne kadar verdi biliyor musunuz? Ver ver dedi. 150 euro verdi ve bilemedi. Bunların hepsi arkadaş. O kadar belli ki size yemin ederim. Sonra yabancı bir turist geldi yanımıza. Onların hepsi arkadaş dedi. Farkında mısınız? Geçmiş olsun dedi buna. Benim dediğim topu gösteren kazanıyor 2-3 kere. Dedim ki ulan bulunuyor işte top. Meğer i̇şte. Onlar onun arkadaşıymış abi. Buraya gelirsin sakın böyle sokak oyunlarına ya. Şey yapmayın. Bu çocuk kaç gündür 150 euroyla bir gün çekilecek. Arkadaşlar video maalesef devam edemeyecek. Fırat gelirimizi buraya harcadı. Fırat abi nasıl yedin bunu? Şaka gibi. Bu benim paramı çaldı. Bunlar bunun benden birisinin 100 euro isteyip anında alabilmesi için o insanın yeri yalıyor falan olmam lazım. Size o kadar diyorum. Vermem ki. Vermem ki. Selamlar. Ama da bunlar. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Avokadolu pijamalarımı giydim. Çok modumdayım. Aşırı modumdayım. Öyle böyle değil. Nasılsınız? İyi misiniz efendim her biriniz? Bir yudum su içeyim. Gene burası çok sıcak oldu. Gene burası çok... Ay ey ya şimdiden başarılar diliyorum. Erasmus sınavı kolay ya. O kadar zor değil ha. Ben öylesine girip kazandıydım. Öylesine. Vallahi ki İngilizcem de o kadar iyi değildi yani. Erasmus sınavı öyle o kadar zor bir şey değil haberiniz olsun. Ben de sizi gördüm. İyi oldum. Neler yaptınız ya? Ben bugün bütün bir gün Pera Palas'ta gece yarısı izledim. Bir taraftan da Pera Palas'ta gece yarısıyla alakalı yorumlara baktım. Vallahi bende aktı gitti. Ben beğendim ya. Ben tabii ki de garip gelen bazı kısımlar oldu. Olmadı mı? Oldu. Ama hani böyle kötü de gelmedi. Yani böyle kötü de gelmedi. Mesela Ahmet Hakan dellenmiş. Neyse Ahmet Hakan birkaç sene sonra da Hazal Kaya'yı ne kadar sevdiğiyle alakalı bir şeyler yazar. Malumunuz kendisinin huyu böyle. Kansın huyu bu. Ne diyecektim? Diyecek bir şey yok. Ben beğendim yani sürükleyici olmadı mı sizin de? Benim için sürükleyici oldu ya. Vallahi bende aktı gitti açıkçası. Ben oturdum bütün bölümleri bitirdim bir anda. Ki final bölümünü izlemeseydim hani belki final bölümü olmasaydı şey diyebilirdim. Yani ne alaka şimdi bunlar falan olabileceğim kısımlar vardı. Final bölümünü de izleyince aklımdaki bir iki soru işareti hariç hepsi gitti. Ben beğendim. Benim hoşuma gitti ya. Benim hoşuma gitti her şeyi geçtim. Yani böyle diziler yapılsın yapılacaksa oldum ben. E tabii Gökhan yani makyajla alakalı falan yapılabilecek şeyler vardı da yani dedim ki ben teknik kısmına çok fazla takılmadığım için yani sonuçta ben dizi yazarı değilim yani benim içeriğim de bu değil. Haliyle ben dümdüz bir izleyici olarak tükettiğimde benim için çok okeydi yani. Ben beğendim. Benim hoşuma gitti dediğim gibi. Yani bende aktı. Bende aktı ama anlamadığım bir şekilde yani kimisi de anam hiç mi beğenmez? Hiç beğenmediler yani. Beğenmemişler. Kimisi çok sinirlenmiş, çok gerilmiş. Bugün Hazal Kaya mesela Ahmet Hakan'a cevap olsun diye bir şey yazmış. Diğer eleştiren herkes üstüne alınmış. Seni kimse eleştirmeyecek. Ahmet Hakan bir yazı yayınlamış. Yazının başlığı şu. Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret etmemin 5 sebebi. Nefret ne ya? Nefret çok güçlü bir duygu değil mi abi? Nefret aşırı güçlü bir duygu yani. Hani beğenmedik zaten. Beğenmedim denebilir. Sevmememin denebilir. Yani ama nefret de yani resmen şey benim abartma seviyesi gibi olmuş. Gerçekten. Ekrana bir bakmadın saçlarımı topladım işte. Ha çok sıcak oldu o da o yüzden ya. Gerçekten çok sıcak oldu o sebeple efendim. Den ne bu? İlk olarak burcumu öğrenelim. Öğrenelim. Yengeç. Bir şey söyleyeceğim. Ben doğum haritası hesapladım. Bekleyin. Doğum haritası... hesaplama. Bu benim doğum haritammış. Güneş burcum yengeç. Yani bu benim burcum. Ay burcum balık. Merkür burcum aslan. Venüs burcum da aslan. Anama sordum. Anam bana akşam 10.30 diyor her seferinde. Kıbınıkı. Evet. Ne işe yaradığını bilmiyorum işte. Ne işe yaradığını bilmiyorum ki. O yüzden soruyorum ben de. Bunlar çok da bir anlam vermiyor. Ama bu şekilde yorumlayamazsın. Harita bir bütündür. Bunların bir anlamı yok. Harita olarak çıkarıp açıları ve hangi evrelerde olduğunu görmek gerek. Evleri söylüyor işte boğadaymışım. Alçalanın başakmış. Alçak başak. Ben başakları alçak bir burç olarak görüyormuşum. Hangisi senin için daha önceliklidir? Ün ve para. İdeallerim. Karakterin olumsuz bir yanını sorsak. Ben çok ani öfke patlamaları yaşıyorum. Benim en sevmediğim uyum benim çok çabuk ağlamam. Nefret ediyorum bu uyumdan. Arkadaşlar seni nasıl tanımlar? İkon.
Ne bileyim ya. Arkada... Bekleyin, bir arkadaşımı arayıp soracağım. Kuralcı değilim. Alıngan hiç değilim. Hayatım boyunca hiç şey olmadım. Hayatı yaşamayı çok iyi bilmiyorum bu arada. Hatta yakın çoğu arkadaşım benim hayatı yaşamayı bilmediğimi söylüyorlar. Yanlış yapmaktan korkmayan, sıkıcı asla bir insan değilim. Sıkıcı kesinlikle değilim bu arada. Yanlış yapmaktan korkmayan, ikon da aşk insanı. Aşk insanı da değilim bu arada yani. Ama çok ikonik. İkonik bir şeyim yok ki yani. Esra'yı arasam o %100 ikon der. Ya hadi ikon dedik. Etraftan çok yanlış biri olduğunu söylemelerine rağmen o kişiye aşık oldun. Yanlışsa sıradakine geçerim. Çünkü içten içe sevmeye devam ederim. Yok ya, ben onu tanırım, iyi biri o. Yani yanlış bir insansa gerçekten sıradakine geçerim. Tanıdıktan sonra ama. Aşkından ne için vazgeçersin? Bana zarar veriyorsa vazgeçerim ama sevmeye devam ederim. Aşk için herkese beni sevmiyorsa vazgeçerim. Bana zarar veriyorsa direkt vazgeçerim. Ben bu dünyadaki... görebileceğiniz en kindar insanım. Ama intikam alma huyum hiç yoktur. Gerçekten ben çok kindar bir insanımdır. Merhaba, dünyama hoş geldiniz. Ama şey daha çok uyuyor bu arada. Kindar değilim. Ama bana yapılanı da unutmam. Yani biraz da değil. Hiç kindar değilim diyemem. Kindarım ama ben asla intikam almam. Öyle şeylerle asla uğraşmam. Gerçekten uğraşmam asla öyle şeylerle. Bana yapılanı ölene kadar unutacağımı zannetmiyorum, bana yapılanları. İyi sır saklar mısın? Evet, mezara kadar götürürüm. Aşk sence bir renk olsa? Kan kırmızı oldu. Pembe tonlarda oldu. İçinde şefkat ve ses. Siyah, gizemli, süpüzen. Deniz gibi huzurludur. Mavi tonları deniz gibi huzurludur. Depresyondan çıkmak için ne yapmak? Tam sana depresyondan çıkamazsın. Psikoloğa gitmek. Psikoloğa gitmek. Yani ben depresyona girdim arkadaşlar. Allah kimseye yaşatmasın. Korkunç bir deneyim. Umarım hiçbiriniz çıkamazsınız. Çünkü en yakın arkadaşına konuşmakmış. Giyinip süslenip alışverişe gitmekmiş. Kitap okumakmış. Bunların hiçbirini çok üzülerek söylüyorum ama yapamıyorsunuz. Yani yemek yemeye bile kalkamıyorsunuz yerinizden. Ya da anormal yiyorsunuz. Sadece bir yatakta yatıyorsunuz. Tuvalete bile gitmek istemiyorsunuz. O yüzden ben boş boş duvarları izlemek. Teşekkürler. En derdo karakteriyle bulmak. En derdosunu çekip bulmak. O insanları tiksinti duyduğunu 100 metre öteden belli eden demişler. Asil duruşun, her giydiğini, her söylediğiyle hafızaları kazınan bir ders diye. Yıkıcı bir öfkeye sahipsin. Aman dikkat etsin. Allah korusun. Allah korusun. Benim canım çok kıymetlidir. Hiçbir şey de benim canımdan daha önemli değildir. Linkler misin? Depresyonumu mu? Selamlar. Ama da bunlar. Evet. Lan benim gene koltuğum aşağı indi ya. Yarabbim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sevgili Zio. Sevgili Zio, lütfen bunu bir halledelim, bu durumu bir çözelim yani. Ben rica ediyorum sizden. Ben sizden rica ediyorum. Evet, kendi boyuna dönmüşsün. Öyle bir sıkıntı yaşandı ne yazık ki. Ne yazık ki yaşandı. Efendim, bir kez daha açılışta söyledim ama bir kez daha 8 Mart Emekçi Kadınlar gününüz kutlu olsun. Canım kadınlar, sizi ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz. Sizi ne kadar sevdiğimi, her birinizi ne kadar çok öpmek istediğimi, her birinize nasıl sarılmak istediğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz efendim. Daha güzel günler görelim inşallah. Biliyorum erkekler şu an kuduracaksınız bunu. Bugün de kuduru verin. Ay! Ay, bugün de kuduru verin lütfen. Çok da bir tarafımda yani bugün. Ben bugün kadınları öpüyorum. Beni hiç uzaktan yakından alakadar etmiyor. Siz kendi aranızda öpüşüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın. Bizi hiç ilgilendirmez. Bizi hiç ilgilendirmez. Köşeden almıyorsanız yapabilirsiniz. Ekranı öpüyorum. Neler yaptınız ya bütün bir gün boyunca? Efendim, bir işim vardı. Bir çok uzun bir süredir bekleyen bir işim vardı. Onu halletmem gerekiyordu. Onu hallettim. O yüzden saat 9'da girebildim. Yayını beklerken benim gerginlik seviyesi erik bir şey göndermiş. Neymiş ki? Belki. Tabii ikisi. Bu ne böyle? Oklavaya takılmış yufka gibi. Ya var ya. Şlap! İllallah ettim maskeler. İllallah. İllallah. Ettim artık. Bu ne böyle? Abi de bir hızlı bir nah çekiyor. Allah'ım, muazzam bir insan ya. Gerçekten gerçekten muazzam. Abi Zio Gaming ne kadar koltuğu yola diyor işte. Koltuğu koltuk. Sabah kalktım. Batuhan dışarı çıkmıştı. Gelirken kahve almış, çek almış. 8 Mart için hediye kitabımı almış. Nasıl mutlu oldum. Ne zamandır Harry Potter'ın tekrardan şeylerini istiyordum. Kitaplarını istiyordum. İlk üç kitabını almış tekrardan bana. Güzel, böyle sonra Hakkı geldi. Oturduk hep beraber. Sohbet muhabbet ettik. Bugün
gün benim için max performansın olduğu bir gündü yani. Gayet güzel bir gündü. Hatta şöyle söyleyeyim, uzunca bir süredir açık ara geçirdiğim en iyi gündü bugün. En iyi günlerden bir tanesiydi. Erikli sponsor mu değil, çok kötü bir şey yaşandı ama. Dün yaşandı. Utkucuğum hoş geldin bu arada. Dönem kırıldı. Dönem kırıldı. Canım çok sıkkın. Sinirler çok bozuk. Saat 9'a kadar onu ağlamışım. Saat 9'a kadar onu ağladım. Ondan açamadım yayınımı. Bu arada düşmedi ha. Düşmedi. Allah'ım artık nasıl. Ben şeye gidiyorum. Özge Hanım'a gidiyorum. Tam tersine ne oluyor biliyor musunuz? Sanki kendi tırnağım kopmuş gibi oluyor zaten. Yani şurası asla çıkmıyor. Şu uç kısmı var ya. Uç kısmını ben gerizekalıca hareketler yaparken kırıyorum. Diğeri de öyle olmuştu zaten. Hiç iyi değilim. Bu Prime param aldı ama mevcut değil hatası veriyor perim. Aa eksoki kebap niye ki? Başka bir yere mi acaba tırnak yeme alışkanlığımı anormal azalttı. Şimdi tabii ki de çok iyi durumda değil ama şimdi tırnağım benim normalde şuradaydı biliyorsunuz ki. Bilenler vardır. Ben iğrenç tırnak yiyorum efendim ne yazık ki yani. Allah kimsenin başına vermesin. Kemeri korkunç bir şey. Ben şuralarıma kadar yiyorum. Hele ki stresliysem dayanamıyorum. Daha da böyle gittikçe gidiyor yani bu. Şu anda fark ettiyseniz en azından şu kısmı bir tık düzeldi. Bir tık düzeldi. Azıcık. Yansıtı o açıdan işe yarıyor bayağı bir. Tamam Nicki mi Pikuin o zaman hep kırılırsın ama Ferdi. Nasıl? Azalttı. Yani bir süre en azından şöyle bir toparlayana kadar kendisini tırnakları bunu yaptırmaya devam edeceğim. Ama bir sonrakini bir tık daha kısa yapacağım. Yani insan tırnağı boyutunda yaptıracağım herhalde. Öyle gibi planlıyorum. UFO'yu izledin mi? Hayır izlemedim hala daha UFO'yu. Hayır izlemedim. Pixipav hoş geldin. Pixipav senin şeyini okudum. Bu harita yorumlamayı mı diyorsun? Okudum. Harita yorumlamanızın hepsini okudum. Cevap da yazacağım onlara. Ağzınıza sağlık. Devrim diye bilen 50 bitik önermiş. Günün anlam ve önemi için. Abacım senin dahil chat'teki kadınlarımızın kadın gibi hissedenleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Yaşayabildiğiniz nice günleriniz olsun. Hepinizi öpüyorum demiş. Çocuklar olduğumuz. Hey hey. Tabii ki de farkındayım. Tabii ki de farkındayım ya. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, yaşlılık bizi ayırana kadar hep buradayım. Hep. Selamlar. Ama da bunlar. Evet. Daha da aşağı in. Burada kal. Ha, böyle oturayım. Ben böyle oturayım. Bu ne şimdi? Böyle amortisör mü olur? Böyle amortisör mü? Ben böyle mi oturacağım? Böyle mi oturacağım ben? Hiç mutlu değilim şu an. Yine bozuldu bu. Yine bozuldu. Kaldım böyle. Böyle kaldım ben. Zio Gaming. Bu amortisörü bozuk. Ben böyle oturursam. Ben böyle oturursam beni kim ciddiye alsın? Kim dinlesin ki beni? Kim dinlesin beni? Uf ya. Sinirlerim bozuk. Vallahi bütün sinirlerim bozuk ya. Altıma yastık koysan ne olacak? Bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da neden okullar tatil oldu? Ne oldu? Hayırdır? Hayırdır ya? Hayırdır yani? Ne oldu? Şöyle mi? Acaba şurayla ilgili mi sıkıntısı var? Şunu kilitliyor gibi yapsam. Acaba o zaman durur mu ki? Anlayamadık yani sebebini. Kar fırtınası mı var İstanbul'da? Şaka yapıyorsunuz. Nasıl lan? Aa nasıl ya? Ne ara başladı ki? He kar uyarısı var. Uyarısı mı var? Turuncu alarm verilmiş geçenki gibi olmasın diye. He anladım. Anladım.
özlü söz söyleyeceğim de şimdi. İstanbul kar altında yarsa. Bu ne abi ya? Hocam bu değil, ben kısa kısmını istiyorum. İstanbul kar altında yar ise. Bu vardır demiş efendim Kavabunga, bendense. Nere baksam gözlerim seni arıyor. Çapkın edasına kurban oldum. Çapkın edasına kurban oldum. Kulum sen birine sevdalanmışsın. O seven gönlüne kurban oldum. Duydum sen birine sevdalanmışsın. O seven gönlüne kurban oldum. Cem Karaca ve Barış Manço uzun ince bir yoldayım. Burada tükensek sonra. Nasıl fikir? Çok parlıyorum ya. Niye bu kadar parlatıyor beni? Değil gibi parlıyorum. Ben o kadar parlamak istemiyorum ki. Ah, en sevdiğim muzlu biliyorsunuz ki. Muzlu çok de muzlu olan çok iyi. Bana çok yakışıyor. Bu neymiş? Bana bakayım. Meymun yok mu ya? Bu ne? Ay birine benzedim. Kime benzediğimi bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim, birine benzedim ama kime benzediğimi bilmiyorum. Birini andırıyorum yani şu an, öyle söyleyeyim. Hocam bunun bu kısmını büyütemiyor muyuz şimdi siz? Bana bunu mu söylüyorsunuz yani? Bana dön! Çay var. Çay var. Ben Kedi. Kulaklarımı nereden biliyor ya? Bir bakayım şunu bir çıkarayım komple. Ay Allah'ım. Allah'ım sen kaza bela hastalık verme ya Rabbim bana. Bir şey diyeceğim. Benim sana kellik yakışır mı? Yakışıyormuş. Selamlar, selamlar. Aman da bunlar, evet. Nasılsınız? Nasılsınız? Oha Enes, yeni mi fark ettin? 2 gün, 3 gün oldu tırnaklarım düşeli. 2 tırnağımı kaybedeli. Bakın, bakın bu korkunçtur. 2 tırnağımı kaybedeli 2 gün oldu Enes. Sen yeni mi görüyorsun? İnanamıyorum, yeni görenler var. O zaman siz beni Instagram'dan da takip etmiyorsunuz. Yazıklar olsun ya. Yazık, hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun diyorum. Daha da ötesinde tek bir kelam da etmiyorum. Yayını da kapatıyorum. Ben gidiyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Hoşçakalın. Bana ne ya? Bana ne kardeşim? O zaman ben de gideceğim. O zaman ben gidiyorum. Beni hiç uzaktan yakından alakadar etmiyorsunuz yani bu dakikadan sonra. Bana ne? Gideceğim. Ya ben Uganda'ya gideceğim. Benim zaten planlarım vardı. Ben planlarımı sizin için erteliyordum. Bu hangisinin kumandası? Burada bak. 5 tane, yemin ediyorum size. Burada 5 tane kumanda var. Hangisi hangisinin? Belli değil. Sen bunun, bununki bu muydu? Değil. E bu olamaz, bu onun ki. Demek ki bununki bu o zaman. Niye olmuyor? Bak. Oh. Bununki buymuş, tamam. Bununkini buraya koyalım. Sen koltuğunsun, sen şurada dur. Sen diğer yan mı yanaşıyorsun, sen de burada dur. Enes'in bozdu. Enes'in bozdu. Ben Uganda'ya kaçacağım ya. Yeter. Yeter. Benim tırnağımın düştüğünü 2 gün sonra fark edecek chat ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ben öyle moderatör de istemiyorum kardeşim. Ben istemiyorum ya. Ben kaçacağım Uganda'ya. Şimdi bir daha şey de demek istemiyorum. Şey, trollün de bir daha yapmak istemiyorum. Arkadaşlar hala daha bitmeyen bir çile var. O da ne biliyor musunuz? Benim yayınları bıraktığımı zannetmek. Bitmedi lan. Oğlum niye bitmiyor Allah aşkına bu? Niye bitmiyor bu? YouTube yorumları, Instagram gönderi yorumları, Instagram DM'ler, Twitter DM'ler, Twitter'da etiketlemeler. Bu niye bitmiyor? Ben her gün, Allah aşkına ben her gün dört bir koldan duyuru paylaşıyorum her yayınımda. Bu nasıl böyle zannedilebiliyor? Bakar mısın, hipotetik mezun arkadaşı falan yazmış. Niye böyle oldu bu? Aa, inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum yani. Bu sefer kendim bırakamıyormuş. Evet, bu sefer gerçekten bırakacağım. Göreceksiniz gününüzü. Şunun kalitesine bak mesela, bak. Baba kalk, Rusya saldırdı. Rusya saldırdı. Al bunu, al bunu. Al bunu. Ne?
Rusya saldırdı. Koş koş koş. Rusya bize saldırdı. Koş. Koş. Koş baba, savaşa gidiyoruz. Hadi koş 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 koş. Koş. Bir de koşuyor. Kalk kalk, Rusya saldırdı. Rusya saldırdı. Al bunu, al bunu. Al bunu. Dönün, dönün. Kafasında şapkayla uyuyor. Rusya bize saldırdı. Koş. Koş, koş baba, savaşa gidiyoruz. Koş, 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 koş. Demek ki Karadenizli insanlarda bu otomatik kalkıp koşma huyu var. Babamda da var aynısı çünkü. Babamı da böyle her aniden kaldırırsam, babam da böyle direkt bulduğu ilk yöne doğru koşmaya başlıyor. İnanılmaz bir özellik.